Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizin yeni videosuna öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini anlattığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Şiirlerin taarruzu Tuğrul Bey'in Dünya Sultanı ilan edilmesi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Tuğrul Bey dönemi şehzade isyanları konusu olacaktır. Biz bu hafta bu konuyu ele alıp bu konu hakkında sizlere elimizden geldiğimizin döndüğünce bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Evet. Tuğrul Bey Musul seferindeyken amcazadesi Kutalmış'ın kardeşi Resul Tekin Basra, Ahvaz ve Şiraz taraflarını istila etti. Sultan merkeziyetçi devleti kurmak ve eski Türk feodalizmini yıkmak davasında kararlı olduğu için Musul'dan dönünce bu havalinin valisi olan Hezare Espi Resul Tekin üzerine gönderdi. İki taraf arasında vuku bulan çarpışmada Resul Tekin mağlup ve esir edildi. Bağdat'a sevk edildi. Halifenin şefaatiyle zorlukla sultanın cezalandırılmasından kurtuldu. Bu isyanın bastırılmasından az sonra Bağdat'a gelen mektuplarda İbrahim Yinal'ın Musul'dan ayrıldığı ve arkasından da Türkmenlerin Cibali taraflarına gittiği bildiriliyordu. Bu feodal devlet anlayışına göre şehzadelerin Tuğrul Bey'in merkeziyetçi siyasetine karşı harekete geçtiklerine delalet ediyordu. Bununla beraber halifenin ve Tuğrul Bey'in elçileri İbrahim Yinal'ı harekete geçmeden Bağdat'a dönmeye ikna ettiler. Bu büyük Selçuklu şehzadesi Bağdat'ta merasim ile karşılandı. İbrahim Yinal'ın ayrılışından sonra Şimali Irak'ın idaresi ve kumandanlığına tayin edilen Erdem ve Aytekin'in emrinde az bir kuvvet kaldığı için Arslan Basasiri ve Kureyş Musul'u kuşattılar. 4 ay süren muhasaraya ve beliren açlığa dayanamayan Erdem ve Aytekin Bağdat'a kaçmaya muvaffak oldular. Bunun üzerine Tuğrul Bey ikinci Musul seferini yapmaya mecbur oldu. Basasiri ve Kureyş Musul'u tahrip ederek kaçtılar. Sultan onları takip ile Nusaybin'e vardığı zaman İbrahim Yinal eski askerlerinden ve mensuplarından mürekkep büyük bir ordu ile Hamedan'a doğru çekildi. Bu İbrahim İnal'ın son ciddi ayaklanma teşebbüsüydü. Filhakika İbrahim İnal 18 Çeşrin 1058'de hazinelerinin bulunduğu Hamedan'a vardı ve artık Selçuklu tahtını elde etmeye teşebbüs etti. O bu sefer Sultan ile Musul'a geldiği zaman Mısır halifesi ve Basasiri'den mektup aldı. Onlar kendisine yardım edeceklerini ve onu Selçuklu Sultanı olarak tanıyacaklarını bildiriyorlardı. Nitekim Mısır halifesi de 450'de Basasiri'ye yardım etmek ve Suriye'ye girmiş bulunan Oğuzları atmak maksadı ile bir orduyu yola çıkarmış idi. Çağrı Bey ve İnanç Yabgu'dan başka kendisine hisse ve hakimiyet sahası alamayan Kutalmış
Resul Tekin ve benzeri şehzadelerin de kendisiyle birlikte hareket ettiği anlaşılıyor. Devletin tehlikede Şiilerin harekette olduğunu gören Tuğrul Bey, 15 Ramazan'da Nusaybin'den suretle hareket edip İbrahim Yinalı takibe koyuldu. Bizans kaynaklarında Araplara karşı bozularak cezalandırılacağı korkusu ile Kutalmış'ın askerleri ile birlikte Harezm'de Pastare Kalesi'ne çekildiğine ve Tuğrul Bey'i uzun müddet uğraştırdığına dair kayıt da daha önce değil bu zamana ait olmak icap eder. Tuğrul Bey, İbrahim Yinalı takibe giderken Şiilere ve Basasiri'ye karşı da bir kısım askerlerine veziri, karısı ve üvey oğlu Anusirvan ile birlikte Bağdat'ın müdafasına göndermek mecburiyetinde kaldı. Bu suretle sultanın kuvvetleri üçe bölünmüş idi. Hamedan'a vardığı zaman İbrahim Yinal, kardeşi Ertaş'ın oğulları Ahmet ve Mehmet ile birlikte gelen 30 bin Türkmen ile çok kuvvetlenmişti. Yanında az bir kuvvet bulunan Tuğrul Bey, kardeşine yenilince Hamedan kalesine sığındı. Bu tehlikeli durumda artık Basasiri ve Şii istilasını ikinci plana atarak Bağdat'ta bulunan veziri Amid-ül Mülke Cevceşi Altıncan Hatun'a ve Anusirvan'a mektuplar yazarak mevcut askerler ile imdada gelmelerini bildirdi. Bağdat, sultanın mağlubiyeti ve Basasiri'nin ilerlemekte olduğu haberiyle heyecan ve korku içinde çalkalanıyordu. Bu sebeple halife onları ve Selçuklu askerlerine bırakmak istemiyordu. Hatta haberlerin kötülüğü veziri Anusirvan'ı tahta çıkartma düşüncesine kadar götürdü. Lakin hatun, vezir ve oğlunu tefkife karar verince onlar da Ahvaz'a kaçtılar. Altıncan, Oğuz askerlerini emrine alarak Hamedan'a doğru yola çıktı. Hamedan'da sarılı bulunan Çağrı Bey'e de mektup yazıp, "Kardeşim, hakkımı almaya ve saltanatımı yıkmaya çalışıyor. Yardım ve imdadınıza mutlaka ihtiyacım vardır." diyordu. Çağrı Bey'in oğulları Alparslan, Kavurt ve Yakuti kumandasında mühim kuvvetler geldi. Böylece hakimiyeti ellerinde tutanlar ile gayri memnun şehzadeler olmak üzere Selçuklular ikiye bölündü. İki taraf arasında Rey civarında 3 Ağustos 1059'da vuku bulan büyük savaşta nihayet Yinal'ın ordusu mağlup oldu. Pek çok Türkmen bu muharebede öldü. Alparslan esir aldığı Yinal'ı yeğenleri Ahmet ve Mehmet ile birlikte amcası Tuğrul Bey'e teslim etti. Tuğrul Bey birkaç defa isyan eden, bu sefer ciddi bir tehlike yaratan İbrahim Yinal ve yeğenlerini fedaya mecbur kaldı. Hanedan azası oldukları ve eski Türk anneannelerine göre mukaddes kanları akıtılamayacağı için yayın kirişiyle boğdurulmalarına emir verdi. Büyük Tuğrul Bey böylece eski Türk devletlerini parçalayan feodal sistemin bu tehlikeli hareketi karşısında siyasi ve İslami birliği kurmaktan başka bir çare kalmadığını gördü. Bu yüce dava uğrunda en aziz ve kudretli kardeş ve akrabalarını harcamak zorunda kaldı. Tuğrul Bey Hamedan'da devletin en büyük sarsıntısı ile uğraşırken Basasiri de Bağdat'a yürüdü. Bağdat şahnesi Aytekin'de Ahvaz'a kaçınca hiçbir mukavemetle
karşılaşılmadan 28 kanun 1058'de beyaz Şii bayrakları ile Bağdat'a girdi. Halife esir edildi ve Mısır halifesi namına hutbe okundu. Para bastırıldı ve Alevi ezanı ihya edildi. Şiiler Bağdat'ta taşkınlığa başlayınca halkın mühim bir kısmı şehri terk edip kaçmak zorunda kaldı. Kıymetli dostlarım, biz bu videomuzda bu konuyu ele aldık. Şimdi gelin, bu konunun teferruatı buraya kadardı. Şimdi gelin bu konuya bir de başka kaynaktan bakalım. Evet. Dostlarım bir şuradan bakalım ya. Hatta bakın önümüzde bir şey izleteyim. Bakın. Bu Tuğrul Bey'in Irak seferi. Hatta bir şöyle yapalım dostlar. Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemine bakalım. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Hepiniz hoş geldiniz. Bu video Selçuklu serisinin ikinci bölümüdür. Tuğrul ve Çağrı Beylerin dönemi anlatılmaktadır. Daha önce hiç duymadığınız ve okumadığınız bilgilerin devamı için videoyu beğenirseniz bizi gerçekten çok sevindirirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Selçuk Bey'in ölümünden sonra Cent'ten ayrılan Tuğrul ve Çağrı Beyler mahiyetindekilerle birlikte yeni yurt arayışına girdiler. Uzun yolculuklar ve mücadeleler sonucunda Seyhun Ceyhun Nehri Havzası'nda Buhara ve Harezm'de barınamayarak Gaznelilerden izinsiz olarak Horasan'a geldiler. Sultan Mahmut siyasi olarak Selçukluları tanımak zorunda kalmış ve Ferah ve Dihistan ve Nesa'yı yurt olarak onlara vermişti. Zaman geçtikçe Selçuklular bölgedeki güçlerini iyiden iyiye hissettirince Gazneli Sultan Mesut iki ordusunu Selçuklular üzerine gönderdi. Selçukluları sıkıştırmak için Harezm vilayetini Şah Meli'ye verdi. Bu ordular ağır yenilgiler alarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Çağrı Bey cesareti ve çevikliğiyle Bel yakınlarına kadar gelmişti. Hatta sultanın bir filini bile esir almıştı. Tehlikenin kapıya geldiğini gören Sultan Mesut, hedefine Serah'ı koyarak Selçukluları yok etmek için Bel'den harekete geçti. Gazneli ordusu 300 savaş fili, 70 bin süvari ve 30 bin piyade ile döneminin en kuvvetli ve teçhizatlı ordusuydu. Tuğrul Bey ve amcaları Musa Yapkudan, Serah'ta bulunan Çağrı Bey'in yanına geldiler. Toplamda 20 bin civarında süvarileri bulunuyordu. Mesut'un geldiği haber alınınca çöllere çekildiler. Sultan Mesut Serah'ta bulunan küçük Selçuklu kuvvetlerini yenerek şehire girdi. Herkes geri çekilmeyi teklif etse de Çağrı Bey burada kalmanın ve bir ölüm kalım savaşı verilmesinin doğruluğunu herkese kabul ettirdi. İlk karşılaşma 15 Mayıs 1039'da gerçekleşti. Davul ve boru sesleri altındaki Gazne ordusu şiddetli bir hücuma geçince Selçuklular varlık gösteremeyip tekrar çöllere çekildiler. Gazne ordusu çöllere alışık olmadığı için takip yapamadı. Küçük Selçuklu kuvvetleri ani baskınlar yapıyor ve tekrar çöllere çekiliyordu. Sultan Mesut vezirlerinin ısrarı ile Selçuklulara barış teklifinde bulundu. Gazneliler ile Selçuklular arasında varılan anlaşmaya göre Gazneli ordusu Herat'a dönecek, Nesa, Bavert ve Ferabe hudutları Selçuklulara teslim edilecek. Selçuklular Nişabur, Serah ve Merv şehirlerini Gaznelilere iade edeceklerdi. Bu geçici bir barış niteliğindeydi ve her iki taraf da büyük savaş için hazırlıklarını tamamlayacaktı. Sultan Mesut Herat'a çekildikten sonra Selçuklular vermeleri gereken şehirleri iade etmediler.
Sultan Mesut Tuğrul Bey'i yakalamak için Nişabur'a girdi. Komutanları Herat'a çekilmeyi teklif etse de o, kuzeye çöllere çekilen Selçukluları yakalamak için Seraha ve Merve yöneldi. Sultan Mesut Selçukluları bir meydan muharebesinde yenmek isterken Selçuklular onları sahranın içlerine çekiyor, yaptıkları ani baskınlarla yıpratıyor ve su kuyularını tahrip ediyordu. Selçuklular ağır zırhlı Gazneli ordusuna karşı hafif süvari birliklerini öz isteği kullanıyordu. Sultan Mesut kum çölü kenarında suları bol olan damdan akan hisarına ilerleyip suya ulaşmak istiyordu. Bahar mevsimi geldiğinde Selçuklular Çağrı Bey'in de ısrarlarıyla Gazneli ordusunu karşılamaya karar verdiler. Merv yakınlarında damdan akan hisarı önünde muharebeyi kabul ettiler. Gazneliler gelene kadar uğradıkları ani baskınlar ve susuzluktan dolayı oldukça yıpranmıştı. Öncü kuvvetlerinin çarpışmalarından sonra Gazneli ordusu karşılarında savaş düzeni alan Selçuklular ile artık karşı karşıyaydı. Sultan Mesut kale civarındaki su kuyularının tahrip edildiğini görünce yakınlarda bulunan bir su kaynağına hareket emrini verdi. Hareket halinde düzeni bozulan Gazneli ordusuna Selçuklular saldırıya geçti ve ilk büyük darbeyi burada vurdular. Burada tam bir kıyamet koptu. Sultan Mesut'un hasta ordusunda bulunan 370 kişi de taraf değiştirerek Selçuklulara katıldı. Oldukça disiplinsiz, bitkin ve susuz Gazneli ordusu 22 Mayıs 1040'da Selçukluların son ve kesin taarruzuyla dağıldı. Sağ ve sol kanat komutanlarının kaçmasıyla askerler canlarını kurtarabilmek için geri çekilmeye başladılar. 3 gün devam eden savaşta Gazneli ordusu ummadıkları ağır bir yenilgiye uğramıştı. Selçuklular pek çok hazine, silah ve malzeme ele geçirdiler. Artık Türkistan'da Selçukluların karşısında duracak bir güç yok gibiydi. Sultan Mesut savaş meydanında 100 kadar askeriyle Herat'a geri çekilmeye çalışsa da kendi adamları tarafından yakalanarak öldürüldü. Tuğrul Bey Horasan'da Selçuklu Sultanı ilan edildi. Ülke ve beldelere fetihnameler gönderilerek Selçuklu Devleti'nin kurulduğunu ilan ettiler. Tuğrul Bey Abbas Halifesi Kayınbiye Emrillah'a gönderdiği mektupta halifeye sadık olduklarını, Horasan'da bozulan adaleti tesis edeceklerini ve Oğuz Han'ın soyundan geldiklerini bildirdi. Tuğrul Bey Nişabur'u devletin merkezi yaparak Çağrı Bey'i Melik ünvanı ile Merve, Musa Yapkuyu da Herat'a görevlendirdi. İbrahim Yenal Kuhistan'a, Aslan Yapkuyu'nun oğlu Kutalmış Gürgan ve Damagan'a, Çağrı Bey'in oğlu Kavurt ise Kirman bölgelerini ele geçirilmekle görevlendirildi. Selçukoğullarının yaptığı ilk büyük fetihler, Çağrı Bey Horasan'ın kuzeyini ele geçirdikten sonra dağınık Gazne kuvvetlerini yenerek Belh'e girdi. Çağrı Bey Belh'i kendisine merkez yaparak Tuharistan'ın tamamına hakim oldu. Cent'te bulunan Gaznelilerin müttefiki ve Selçukluların kadim düşmanı olan Şah Melik'ten intikam alınmalıydı. Şah Melik Gazneli Mesut tarafından kendisine verilen Harezm üzerine 40 bin süvari ile geldi. Çağrı Bey süratle bölgeye gelince Şah Melik geri çekilmek zorunda kaldı. 1043'te Tuğrul Bey de bölgeye gelince Gürgenç'te bulunan Şah Melik Kirman civarına kaçmak için uzun bir yol kat etse de İbrahim İnal'ın kardeşi Ertaş tarafından bir baskınla yakalandı ve Çağrı Bey'e teslim edildi. Şah Melik geçmişte Selçuklulara yaptığı baskının faturasını canıyla ödedi. O derhal idam edildi. Harezmi ile beraber Ceyhun Adası Selçukluların eline geçti. Çağrı Bey'in 1043'teki hastalığını fırsat bilen Gazne Sultanı Belh ve Tuharistan'ı ele geçirmek için harekete geçti. Çağrı Bey Gazne ordusunu durdurma görevini oğlu Alparslan'a verdi. Alparslan'ın Gaznelileri uzaklaştırması onun ilk askeri başarısıydı. Çağrı Bey iyileştikten sonra Ceyhun'u geçerek Tirmiz'i zapt etti. Ardından Belh, Tirmiz, Tuharistan ve çevresini oğlu Alparslan'ın idaresine verdi. Çağrı Bey bir türlü alınamayan Sistan üzerine oğlu Yakutü'yü gönderdi. Ertaş ve Yakutü'nün hücumlarıyla Hint sahiline kadar olan saha Selçukluların eline geçti. Selçukluların Belh valisi Külsarık üzerine gelen kuvvetleri yenilerek Gazne'ye gönderilse de Alparslan Gazneliler için büyük bir engeldi.
Tuğrul Bey Dandana Kan zaferinden sonra Taberistan ve Cürcan civarını kendine bağladı. Tuğrul Bey 1043'te Harizm üzerine giderken İbrahim Yınal emrindeki süvariler Rey şehrini Arslan Yavboğuzlarından aldı. Ardından Hamedan şehrini ele geçirerek Selçuklulara bağladı. Rey'de büyük bir merasimle karşılanan Tuğrul Bey, Rey'i başkent yaparak şehrin derhal imal edilmesini emretti. İbrahim Yınal, Kalicar ve Annaziler üzerine giderken Tuğrul Bey Kazvin'e girerek ülkesine kattı. 1046'da İsfahan'ı muhasara ederek kendine bağladı. Tuğrul Bey Rey'e döndükten sonra ana bir kardeşi İbrahim Yınal'ı, Aslan Yaplı'nın oğlu Kutalmış'ı ve Çağrı Bey'in oğlu Kavurdu Kirman üzerine gönderdi. Bölgedeki birçok kale ve şehir Selçuklular tarafından ele geçirildi. Anadolu'ya Oğuzlar tarafından yapılan akınlar. Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınları gönüllü Horasan gazilerinin gaza için Doğu Roma topraklarına girmesiyle başlamıştı. Çağrı Bey 1016'da Azerbaycan'daki Türkmenleri yanına alarak Doğu Anadolu'ya girmişti. 1028'de Arslan Yaplı'nın hapse atılmasından sonra onun emrinde olan Türkmenler de Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu'ya girmişlerdi. Selçuklular Dandanakan zaferini kazandıktan sonra sürekli batıya doğru bir genişleme eğilimindelerdi. Tuğrul Bey, Azerbaycan ve Irak Acem'in fethini İbrahim Yunal'a vermişti. İbrahim Yunal'ın Rey'i ele geçirmesiyle Arslan Yaplı'ya bağlı Oğuzlar Azerbaycan'a çekildiler. İbrahim Yunal onları itaate davet ettiğinde onlar senden korktuğumuz için uzaklaştık ve buraya konduk. Gayemiz ya Horasan'a dönmek ya da Roma gitmektir diyerek Anadolu'ya girdiler. Selçuklulara tabi olmak istemeyen bu Oğuz Türkmen beyleri yerli halk ile mücadele ediyor, yağma yapıyor ve sürülerine otlaklar arıyordu. Pek çok kez ihanete ve kayıplara da uğradılar. İbrahim Yunal'ın baskılarıyla Azerbaycan'daki ve Selçuklu ülkesindeki Türkmenler Doğu Anadolu'ya girdiler. Bu Türkmenlerden anası oğlu ve boğa Diyarbakır çevresini, Oğuzoğlu Mansur Cizre, Nusaybin ve Musul çevresini ele geçirdiler. Musul emiri, Diyarbakır emiri ve Büveyhi hükümdarı bu Türkmenlerin hareketlerini Tuğrul Bey'e şikayet ettiler. Tuğrul Bey bu asi ırktaşlarını himaye etmekle birlikte Türkmen beylerine haber göndererek İslam ülkelerindeki akınlardan vazgeçmelerini, yurtları Azerbaycan'a dönerek Doğu Roma'ya akın yapacak beylerin hizmetine girmeleri yönünde bir emir gönderdi. Anası oğlu Göktaş, Boğa ve Oğuzoğlu Mansur gibi Türkmen beyleri Dicle'nin kuzeyinden Murat Suyu'nu takip ederek Erdiş önlerine kadar geldiler. Erdiş'in Doğu Romalı yöneticisi Stefanos bu beylere topraklarından geçme iznini vermedi. Türkmenler bu yöneticiyi yapılan muharebede yenerek Azerbaycan'a gittiler. Tuğrul Bey, İbrahim Yınal, Kutalmış ve Musa Yapkun'un oğlu Hasan'ı Azerbaycan'a gönderdi. Kutalmış, babası Arslan Yapkun'a bağlı Oğuzları yanına aldı. Onlar Gence yakınlarında konuşlanan bir Doğu Roma birliğini adeta yok ettiler. Aras Nehri'ni takip eden Kutalmış, Tuğrul Bey'e gönderdiği mektupta bu bölgenin zengin ve Romalıların bir kadın gibi korkak olduğunu ve bu sebeple bu bölgenin kolaylıkla fethedileceğini söylüyordu. Türkmenlerin öncü birliğinin başında olan Musa Yapkun'un oğlu Hasan, 1048'de Erzurum civarından dolaşarak Van Gölü havzasına girdi. Bölgenin hakimi Auron ve Gürcistan mahallesi Liparit'in gönderdiği birlikler Hasan'ı Zab suyu kenarında pusuya düşürdüler. Hasan ve arkadaşlarının çoğu şehit edildi. Hasan Kale, bir diğer adıyla Hasinler Muharebesi. Sultan Tuğrul Bey, şehit düşen Hasan'ın ve Selçuklu askerlerinin intikamını almak için İbrahim Yınal'ı Azerbaycan valisi tayin etti ve Anadolu'ya hareket emrini verdi. Kutalmış'ın da onlara dahil olmasıyla 1048'de onlar Anadolu'ya girdiler. O dönemde yaşamış bir Ermeni müellifin ifadesiyle Türk milletinin korkunç dalgaları Erzurum ve Pasine ovalarına döküldü. Türkler gerçekten sel gibi Ağrı, Gümüşhane, Trabzon, Muş ve Erzurum civarına girdiler.
bölgede bulunan Doğu Roma kuvvetleri Pasin'e çekilerek İmparator 9. Konstantinos'tan yardım istediler. İmparatorun emriyle Gürcü kralı Liparit Selçuklu kuvvetlerine yakalanmadan bölgeye geldi ve Doğu Roma kuvvetleriyle birleşti. Bu kuvvetler Pasin Ovası'nda bulunan bugünkü Ügümü köyü civarındaki Kapetru yani Hasan Kale Hisarı'nın olduğu tepenin eteklerine gelerek karargahlarını kurdular. 18 Eylül 1048'de bölgeye gelen Selçuklu ordusu 50 bin civarındaydı. Burada Selçuklular ile Doğu Roma ordusu arasında şiddetli bir muharebe başladı. Selçuklu ordusu biri İbrahim Yunal'ın, diğeri Kutalmış'ın komuta ettiği iki büyük gruba ayrılmıştı. Çetin bir savaş oluyor ve oluk oluk kan akıyordu. Tüm gece devam eden şiddetli duruşmada zaferi kimin kazandığı belli değildi. Selçuklu kanatları durdurulup geri püskürtülürken orta kanatta bulunan Selçuklu ordusu Roma'nın orta kanadını çökertmiş ve Liparit'e esir almıştı. Rum kuvvetlerinin saatler geçtikçe geri çekilmesiyle Selçukluların amansız mücadelesi ve çevirme hareketi sonucunda savaş Selçuklu kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlandı. Başta Liparit olmak üzere birçok komandan ve asker esir edildi. Savaş meydanından çekilen Doğu Roma komutanları Ani ve Van'a kaçarak canlarını kurtardılar. Doğu Roma'ya karşı yapılan ilk büyük muharebenin zaferle sonuçlanmasının ardından İbrahim Yunal ve Kutalmış ele geçirdikleri ganimetleri ve esirleri Rey'de bulunan Tuğrul Bey'in yanına götürdüler. Van Gölü'nün kuzeyinden Trabzon'a kadar olan sahada Türkmen akıncıları durduracak bir kuvvet bulunmuyordu. İmparator 9. Konstantin'in başı Türklerle belaya girmişti. Yakın tehlike olan Peçenek Türkleri tarafından sıkıştırıldığı için Tuğrul Bey ile anlaştı. Liparit'in serbest bırakılması ve barış yapılmasına karşılık kaynakların ifadesiyle eski devirlerde eşi benzeri görülmemiş miktarda değerli hediyeler gönderdi. İmparator Tuğrul Bey'in İstanbul'daki caminin tamir edilmesi, Fatimiler adına okunan hutbenin Abbasiler adına okunması isteklerini de kabul etti. Hatta bu camiye Tuğrul Bey'in ok ve yay işaretleriyle tuğrası da konulmuştu. Tuğrul Bey adeta Sünni İslamiyet'in koruculuğunu üstlenmişti. Tuğrul Bey'in ana bir kardeşi olan İbrahim Yunal'ın ilk isyanı. İbrahim Yunal, Azerbaycan, Anadolu ve Irak'ta yaptığı fetihlerle oldukça kudretli bir konuma gelmişti. Hasan Kale Muharebesi'nden sonra hakkını alamamış, Çağrı Bey ve İnanç Yapkuğu'nun elinde bulunan hakimiyetten mahrum bırakılmış ve kırılmıştı. İbrahim Yunal, Hamedan çevresinde kendine hakimiyet kurmak istiyordu. Tuğrul Bey, İbrahim Yunal'dan onun elinde bulunan Hamedan şehrini ve civarındaki bazı kaleleri istedi. İbrahim Yunal bunu kabul etmediği gibi ana Selçuklu ordusundan ayrılarak kendi kuvvetlerini oluşturdu. Bunun üzerine Tuğrul Bey 1050'de büyük bir ordu ile İbrahim Yunal üzerine harekete geçerek onu mağlup etti ve yaşanan savaştan sonra esir aldı. Ona çok iyi muamele etmiş ve serbest olduğunu bildirmişti. İbrahim Yunal ise Tuğrul Bey'in yanında kalmayı tercih etti. Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi. Tuğrul Bey, İbrahim Yunal sorununu çözdükten sonra Yüveyhileriyle beraber hareket eden İsfahan emirini kuşattı. Bir yıl süren kuşatmanın sonunda İsfahan 1051'de ele geçirildi. Kirman, Musul ve Şiraz'ın fethedilmesiyle Yüveyhi devleti sadece Bağdat ve civarında sıkışmıştı. Bağdat'ın fethi artık an meselesiydi. Doğu Roma toparlanmış ve kaybettikleri toprakları ele geçirmeye çalışıyordu. Tuğrul Bey 1054'te Tebriz'e geldi. Ardından Anadolu topraklarına girdi. Önce Erciş Kalesi'ni kuşattı ve ele geçirdi. Ardından Malazgirt'e geçen Tuğrul ordusunu üçe ayırarak Kars, Erzurum ve Canik yönüne gönderdi. Tuğrul Bey ise Malazgirt'i 3 gün kuşattıktan sonra Pasin civarına geldi. Bölgede bulunan Doğu Roma birlikleri kalelerinden çıkmıyordu. Kışın da yaklaşmasından dolayı Tuğrul Bey geri dönmeye karar verdi.
ordusuyla beraber Malazgirt'e tekrar geldi. Burası komutan Vasil emrinde çok iyi tahkim edilmişti. Sultan günde iki defa kaleye hücum ediyor ama bir sonuç alamıyordu. Bir ay süren kuşatmada her iki tarafta mancınık kullanıyordu. Türk akınlarını Kutalmış yönetiyordu. Bir Frank fedaisinin Selçukluların büyük mancınığını yakmasıyla kuşatma sonuçsuz kaldı. Bölgeyi terk eden Tuğrul ani bir saldırıyla alınması çok güç olan Adilcevaz Kalesi'ni Urfalı Mateus'un tabiriyle ateş fışkıran kara bulutlar gibi saldırdı ve ele geçirdi. Ardından halifenin çağrısı ile Bağdat'a döndü. Tuğrul Bey'in Anadolu'da bıraktığı 3000 kişilik Selçuklu kuvveti 1062'ye kadar akınlarına devam etti. Onlar Sivas'a kadar ulaşıp şehri ele geçirdiler. Esirler ve ganimetler ile tekrar Azerbaycan'a döndüler. Doğu Roma'nın savunma gücü test edilmiş ve kırılmıştı. Sultan Tuğrul'un Bağdat'a girişi. Abbas halifesi Kayın bir emrilla Müvehhillerin meşhur kumandanı aslen Türk olan Arslan Besasir'den şikayetçiydi. Halifenin ısrarlı daveti üzerine Tuğrul Bey 1055 yazında içinde 8 filin de bulunduğu ordusuyla Bağdat'a girdi. Halife Tuğrul Bey'i büyük bir merasimle karşıladı. Sultan Bağdat'a girdiğinde Müvehhillerin 120 yıldır devam eden egemenliğine son verdi ve Irak topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirdi. Bağdat camilerinde hutbe Sultan Tuğrul adına okundu. Halife tarafından hediye edilen altın tahta oturan Tuğrul Bey, Bağdat'a yeni camiler, saraylar, evler, mahalleler ve konaklar yapılmasını emretti. Artık Bağdat, Tuğrul Bey şehri diye anılmaya başlanmıştı. Tuğrul Bey Bağdat'tan kuzeye kaçan ve ordu toplayan Besasiri'yi yakalamak için önce Kutalmış'ı gönderdi. Onun başarısız olmasıyla 1057'de bizzat kendisi Bağdat'tan çıktı. Bunun üzerine Besasiri Musul'dan Suriye topraklarına geçti. Bu sefer ile Tuğrul Bey Selçuklu aleyhinde davranan Mervanilerin elinde bulunan Cizre ve Sincar'ı ele geçirdi. Diyarbakır'daki Mervani emiri yıllık 100 bin dinar göndererek itaat etti. Tuğrul Bey Musul'u İbrahim Yınal'a vererek Bağdat'a döndü. Halife Tuğrul Bey'e sancak verip lat giydirdiği gibi iki kılıç kuşattı. Tuğrul Bey'i Melikül Maşrik vel Marik yani doğunun ve batının hükümdarı ilan etti. Dinin temel direği lakabını verdi. İbrahim Yınal'ın öldürülmesi. Tuğrul Bey'in ana bir kardeşi olan İbrahim Yınal'ın isyan edeceği bilgileri geliyordu. Tuğrul Bey'in daveti üzerine Bağdat'a gelen İbrahim Yınal böyle bir şey olmadığı ve bağlı olduğunu bildirerek Tuğrul Bey'i ikna etti. İbrahim Yınal'ın yokluğundan faydalanan Besasiri Musul'u kuşattığı haberi gelince Tuğrul Bey Musul'a yöneldi. Yoldayken İbrahim Yınal'ın isyan ettiğini ve Hamedan'a doğru gitmekte olduğunu öğrendi. Süratle yönünü değiştirerek Hamedan'a ulaştı. 30 bin askeri kuvveti olan İbrahim Yınal Hamedan'ı kuşattı. 1059'da reye çekilen ve asker sayısı çok az olan Tuğrul Bey yardım çağrısında bulundu. Çağrı Bey artık çok yaşlanmış ve hastalanmıştı. Saltanat iddiasıyla harekete geçen İbrahim Yınal'a karşı Tuğrul'un yanında yer aldı. Destek için oğulları Alparslan, Kavur ve Yakuti'yi kalabalık bir orduyla Rey üzerine gönderdi. Rey civarında yapılan muharebede İbrahim Yınal yenildi. Alparslan tarafından yakalanarak Tuğrul Bey'e teslim edildi. Bu sefer Tuğrul Bey tarafından affedilmedi. 23 Temmuz 1059'da yay kirişiyle bolduruldu. İbrahim Yınal, Çağrı Bey ve Musa Yapbu gibi kendisine müstakil bir yönetim istiyordu. Zira onlar kendi bölgelerinde hutbe okutuyor ve hakimiyet alameti olan 5 nevbet çaldırıyordu. Bu dönemde Kutalmış'ın da isyanla kalkıştığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Çünkü o, babası Arslan Yapbu'nun Selçuk'un ölümünden sonra Selçukluların başına geçtiğinden dolayı hakimiyetin kendilerine verilmesini istiyor, hiç olmazsa o da bir hakimiyet sahası istiyordu. Aynı yıllarda doğuda bulunan Çağrı Bey hem Karahanlılar hem de Gazneliler ile sulh yaptı ve saldırmazlık anlaşmaları imzaladı. Çağrı Bey 1059'da 70 yaşındayken Serah'ta vefat etti. Anadolu Selçuklu hariç tüm Selçuklu sultanlarının atası olan Çağrı Bey kahraman ve cesur bir askerdi.
halifenin Bağdat'a gelen Besasiri tarafından esir edilmesi. Tuğrul Bey, İbrahim Yınan ile uğraşırken Arslan Besasiri kolayca Bağdat'a girdi. Halife Kayınbiyeymirullah'ı esir aldı ve sarayını yağmaladı. Bağdat'ta hutbe Şii Fatimi Halifesi adına okundu. Besasiri Bağdat ve çevresini ele geçirdi. Tuğrul Bey bunu haber alınca hızla Bağdat üzerine yürüdü. Tuğrul Bey'in geldiğini haber alan Besasiri şehri terk etti. Bağdat'a giren Tuğrul Bey halifeyi kurtardı ve halifenin bindiği katırın ipini tutarak sarayına kadar götürdü, tahtına oturttu. Tuğrul Bey Bağdat'ta nizamı kurduktan sonra ordusunu Besasir üzerine gönderdi. Besasir'i Suriye'ye kaçacağı sırada 1060 yılında askerleriyle birlikte yok edildi. Tuğrul Bey'in ölümü. Tuğrul Bey Bağdat'ı Emir Porsuk'a emanet etti. O Bağdat'tan Rey'e döndükten kısa bir süre sonra hastalandı. 6 ay süren bu hastalık sonunda 4 Eylül 1063'te 70 yaşını geçmiş bir şekilde vefat etti. Devrim bütün kaynaklarında iyi katliliği ve adaleti anlatılmıştır. Tuğrul Bey 25 yıl süren saltanatı boyunca Selçuklu Devleti'ni sağlam temeller üzerine oturtmuş ve devletin sınırlarını batıda Anadolu çevresine kadar uzatmıştı. Oğuzların Anadolu'ya girmelerini her zaman teşvik etmiş ve Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde büyük katkıları olmuştur. Tuğrul Bey'in oğlu yoktu. Sultanın ölüm haberini alan Çağrı Bey'in oğulları Süleyman ve Alparslan ile Arslan Yapgul'un oğulları Kutalmış ve Resul Tekin yeni sultan olabilmek için Rey'e harekete geçmişlerdi. Kıymetli dostlarım, bu konunun teferruatı buraya kadardı. Şimdi başka bir kaynaktan bir de Yinal Bey'e bakalım mı? İbrahim Yinal Bey, Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük payda göstermiş, fakat daha sonra çıkardığı isyanlar ile devleti ateşe atmıştır. Kısa fakat çarpıcı hayatını sizler için anlattım. Selçuklu Yinal Mikail, henüz İslam'ı kabul etmemiş olan Türklere karşı giriştiği gaza hareketinde şehit düşünce dul kalan eşi Yusuf Yınal ile evlendirilmiş, bu evlilikten İbrahim Yınal Bey doğmuştur. Yani Yınal Bey, Tuğrul ve Çağrı Beyler ile anne tarafından kardeş, baba tarafından ise kuzendir. Gösterdiği başarılarla Selçuklu ailesinin önemli bir ferdi olan Yınal Bey, Nişabur'un tanınmasında etkin rol oynamıştır. Yine Selçuklu Devleti'nin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıktığı Dandanakan Savaşı'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olduğunu görüyoruz. Bu seferden sonra Yinal Bey batıya yönelerek Rey şehrini fethetti. Ardından çevre vilayetleri ele geçirdi. Rey'e gelen Tuğrul Bey'i karşıladı. İki kardeş arasında anlaşmazlığın çıktığını daha bu tarihlerde saptayabiliyoruz. Önce Rey, ardından Hemedan'a hakim olan İbrahim Yinal için Bağdat açık bir hedef haline gelmişti. İbrahim Yinal'ın da özellikle Bağdat'a yönelik bir hareket düşüncesinde olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu harekatın bizzat Tuğrul Bey tarafından engellendiğini söylemek mümkündür. İbrahim Yinal, Kirman'a gönderilmiş, ancak o kendisine verilen emrin aksine kısa bir sürede olsa Sicistan'a gitmeyi tercih etmişti. Muhtemelen Tuğrul Bey, Abbasi Hilafet Merkezi'ne yönelik bu tarz bir düşünceyi hoş karşılamamış, kardeşini Bağdat'tan tam aksi yönde bir bölgenin fethiyle görevlendirmiştir. Yanal Bey, bu tarihlerde Batı İran'da başarılı askeri fetihler gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın fethinden sonra bu bölge onun egemenlik sahası oldu. Pasindar Savaşı'nda ise Selçuklu ordusuna komuta ederek Bizans'ı mağlup etti ve Liparit'i esir aldı. İbrahim Yinal, başta Liparit olmak üzere ele geçirilen büyük miktardaki ganimetle birlikte Tuğrul Bey'in huzuruna çıktı. Tuğrul Bey, bu büyük başarıdan dolayı İbrahim Yinal'ı 40 bin altınla ödüllendirmek istemişse de o bunu kabul etmedi. İbrahim Yinal'ın ilk isyanından evvel onun neden isyan ettiği üzerinde duralım. Türk yöresince Yinal Bey'in fethettiği bölgelere sahip olması gerekiyordu. Fakat merkezi bir devlet kurmak isteyen Tuğrul Bey, Yinal Bey'in fethettiği bölgeleri devlete bağlayıp sadece ıkta olarak Yinal Bey'i bırakınca bu iki kardeş arasında anlaşmazlık sebebi oldu. Kısa bir süre sonra Tuğrul Bey, İbrahim Yinal'ın hakimiyetinde bulunan Hemedanlı şehrinin kendisine teslim edilmesini istedi. Dostlar, gördüğünüz üzere yani değişik yorumlar var ama mesela hakkı yenildi de denilebilir. Hakkı yenilmedi de denilebilir ama o konuda yani
O konuda tam bir şey söyleyemiyorum ben şu an için. Yani hakkı yenelim. O konuya karışmayalım ya. İbrahim İnal ise kardeşinden gelen bu teklifi kabul etmediği gibi ağabeyiyle aralarında husumet çıkarmakta itham ettiği veziri Eygu Ali'yi cezalandırma yoluna gitti. Ardından askerleriyle birlikte Tuğrul Bey'in yanından ayrılarak onunla mücadeleye giriştiyse de mağlup olmaktan kurtulamadı. Ardından Tuğrul Bey onun hakimiyetindeki bölgeyi ele geçirince İbrahim İnal kaçarak Sermaç Kalesi'ne sığındı. Korunaklı bir kale olmasına rağmen Tuğrul Bey'in sahip olduğu askeri güç sayesinde İbrahim İnal kaleden indirildi. Tuğrul Bey kendisine karşı isyan etmiş olmasına rağmen kardeşine iyi davranmış, daha önceleri onun hakimiyetinde bulunan yerlerin büyük kısmına İnal Bey'e ikna etmiştir. Ayrıca ona isterse kendisine ikna edilen bölgeye gitmesi veya kendisinin yanında kalması şeklinde teklifte bulunmuş, İbrahim İnal da Tuğrul Bey'in yanında kalmayı uygun bulmuştu. İnal Bey, abisi Tuğrul Bey'in yanında uzun yıllar kalarak onun güvenini tekrar kazanmış, iki kardeş dostça geçinmiştir. Musul'a vali atandıktan sonra isyan etmek için bu sefer daha tepkinli olan İnal Bey, Selçuklu Devleti'nin düşmanı Fatih Milerin de desteğini aldı. Bu sırada Nusaybin'in fethini gerçekleştirecek olan Tuğrul Bey, kardeşinin tekrar isyan ettiği haberini alınca ordusunun yönünü değiştirdi. Türkmenlerin desteğini kazanmaya başaran İnal Bey, kısa zamanda kalabalık bir ordu topladı. Selçuklu Hanedanı'ndan İnal Bey'in yanına geçenler de olmuştu. Tuğrul Bey, bu şartlar altında kardeşi İnal Bey'e karşı yenildi ve bir kaleye çekildi. Selçuklu Devleti iki kardeş arasında kalmış, Tuğrul Bey ise esir düşmek üzeredir. Yeğeni Alparslan'a bir mektup göndererek düştüğü durumu ve yardım isteyişini şu şekilde yazmıştır. Kardeşim bana muhalefet ve isyan eyledi. Benim ülkemi karıştırmaya ve devletimi yabancıya vermeye niyet eder. Askerimin çoğu onun yanına geçti. Bana ise karşı oldular. Şimdi benim oğlum iyilik edip gelip bana yardımcı olsun ve kardeşimden öcümü alıversin. Senin gelmeni bekliyorum. Amcana zarar olmasından korkuyorsan mektup vardığı gibi bu tarafa acele ve süratle sefer edesin şeklinde bir mektup yazarak gizli bir şekilde yeğeni Alparslan'a göndermiştir. Mektubu alan Alparslan büyük bir ordu ile Horasan'dan yola çıkmıştır. Tuğrul Bey, eşi Altıncan Hatun, yeğenleri Alparslan, Karaaslan ve Alp Sungur'un desteğiyle birlikte kardeşi İbrahim İnal'ı Temmuz 1059'da gerçekleşen savaşta yenilgiye uğratmıştır. İbrahim İnal birkaç adamıyla birlikte kaçmak istemişse de Alparslan tarafından bizzat yakalanarak Tuğrul Bey'e teslim edildi. Kardeşinin ilk isyanını affeden Tuğrul Bey, Selçuklu Devleti'ni ve kendisini büyük tehlike altına düşüren bu ikinci isyanı affetmedi. İnal Bey, yayının kirişiyle idam edilerek öldürüldü. Videomuz burada biterken... Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, yani sizlerin de gördüğü üzere iki farklı yorumda bulunabiliriz. Bunlardan birincisi İbrahim İnal'ın hakkının yenildiğidir. İkincisi İbrahim İnal'ın isyan ettiğidir. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki bizim bir tarihçi olarak yorum yapmamız belki bugün şartlarıyla doğru değil, bunu biliyorum. Ama benim kendi nazarı itibarımda İbrahim Bey'in yani İnal Bey'in hakkı yenmiş. Çünkü hak ettiği topraklar kendisine tasarruf şeyi olarak, tasarruf hakkı olarak verilmemiş. Yani böyle bir durum var. Ama isteyen de yanlış yani. Ve İbrahim Bey, Yenal Bey çok güçlü bir insan ki bütün hanedan mensupları bir araya geliyor. Ancak öyle İbrahim Yenal Bey'i durdurabiliyor. Gerisini varın siz düşünün. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Tuğrul Bey dönemi sehtade isyanları konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konumuz Tuğrul Bey dönemi, Bağdat'ın kurtarılışı ve Kutalmış'ın isyanı konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
İnşallah önümüzdeki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun inşallah.